Herkese iyi günler arkadaşlar. Şimdiki dersimizde ise ticaret unvanı ve işletme adını anlatacağız. Ama her sefer olduğu gibi hatırlayacak olursanız hem slaytlarımızı açacağız hem de sizlere bu konuyla ilgili gene hani güzel bir şiir seçmeye çalıştım. Umarım ben de seçtiğim bu şiirleri sizler de beğeniyorsunuzdur. Dolayısıyla ticaret unvanı ve işletme adına geçmeden önce de size bu şiiri okumak istiyorum. Ahmet Telli'nin Gülüşün Eklenir Kimliğime isimli şiirim. Gün biter gülüşün kalır bende. Anılar gibi sürüklenir bulutlar. Ömrümüz ayrılıklar toplamıdır. Yarım kalan bir şiir belki de. Aykırı anlamlar arayıp durma. Yüz biter, sular köpürür de. Kapanmaz gülüşünün açtığı yara. Uçurum olur, cellat olur her gece. Her gece yeniden bir talan başlar. Acı ses olur, ses deli bir yağmur. Eski bir Eylül'e gireriz böylece. Sığındığım her yer adınla anılır. Ben girerim, sokağa devriyeler basar. Bir de gülüşün eklenir kimliğime. Evet, güzel bir şiirle başlayalım. Şimdi arkadaşlar size ticaret unvanı ve işletme adına anlatacağım ama eski Türk Ticaret Kanunu'nda 41 ila 55 arasında düzenleniyordu. 15 maddelik bir düzenleme. Yeni Türk Ticaret Kanunu 39 ila 54. maddede gene 15 maddelik bir düzenlemeyle karşılaşıyoruz. Bu arada kendi resmimi de biraz daha büyüteyim ekranımı. Evet, şöyle büyütsem olur herhalde biraz daha. Tacirlerin bir ticaret unvanı seçmek ve ticaretini bir unvan altında icra etmeleri zorunluluğu aynen devam ediyordu. Hatırlayacak olursanız aslında biz derslerimizde, ticari işletme hukuku derslerimizde başlarken, tacir olmanın hüküm ve sonuçlarını anlatırken, bir ticaret unvanı seçmek ve kullanmak zorunluluklarına işaret etmiştik. Fakat yeni Türk Ticaret Kanunu, eski Türk Ticaret Kanunu'yla karşılaştırdığımız zaman kullanım tarzını biraz 39. maddenin ikincisinde baktığımız zaman gerçekten değiştirdiğini görüyoruz. Yine bir önceki dersimde sicile tescille ilgili 15 günlük zorunlu bir süremiz vardı. O sürenin de muhafaza edildiğini söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu dersleri ilk defa alan arkadaşlarımız hep ben şu açıklamayı yapıyorum. Şimdi karşımızda hep marka, patent, tasarım vesaire birçok aslında nasıl söyleyelim farklı kavramlar çıkabiliyor. Yani marka ne, ticaret unvanı ne, işletme adı ne? Bunu aslında bir hukukçunun karıştırmaması lazım. Yani patente müracaat ediyorlar, marka aldık diyorlar, ticaret unvanını markayla karıştırıyorlar, işletme adıyla kararlaşıyorlar. Ben çok kısa kafanızda net bir şekilde kalabilmesi adına şuraya arkadaşlar marka, ticaret unvanı ve işletme adını birbiriyle karşılaştırmak istedim. Bir mal veya da hizmeti diğerinden ayırt eden işaretlere biz marka adını veriyoruz. Mesela Adidas gibi. Adidas dediğimiz zaman ne ticaret taciri anlıyoruz ne de arkadaşlar bir dükkanı anlıyoruz. Adidas dediğimiz zaman bir ayakkabı markasını anlıyoruz. Yine ticaret unvanı dediğimiz zaman taciri diğer tacirlerden ayırt etmeye yarayan ad ve işaretlerdir bunlar. Mesela Yılmazlar İnşaat Anonim Şirket. Biz buradan bir tüzel kişiyi anlıyoruz. Bir de işletme adını kullanıyoruz uygulamada. İşletmeyi özellikle parantez içinde arkadaşlar açtım. Özellikle açtım arkadaşlar. Bir dükkanı, dükkan arkadaşlar, dükkanı diğer işletmelerden yani dükkanlardan ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. İşletme adını dikkat arkadaşlar. İleride tekrar fırsat olursa söyleyeceğim ama ticaret unvanını sadece tacirler kullanır. Markayı herkes alabilir. İşletme adını tacirler de kullanabilir. Esnaflar da işletme adı seçip kullanabilirler. Burada da herhangi bir engel yok esnafların önünde. Ama esnaflar bir ticaret unvanını kullanma şansları bulunmamaktadır. Şimdi sistemleri şöyle bir karşılaştıralım. Dünyada ticaret unvanları konusunda uygulanan 3 tane farklı sistem vardır. Bunlardan bir tanesi Anglo-Amerikan hukuk sisteminde genelde uygulanan sistemdir. Bu serbestlik sistemidir. İkinci sıradaki. Bu serbestlik sisteminde arkadaşlar dileyen herkes istediği her türlü ad ve işareti ticaret unvanı olarak alabilirler. Burada herhangi bir problem yok. Mesela işte Süpermen İnşaat, ondan sonra Örümcek Adam bilmem ne vesaire, örgü ya da ağ vesaire gibi bir takım ibareleri, fantazi ibareleri de burada ne yapabilirler? Alabilirler. Burada seçilen ticaret unvanı gerçeği yansıtmasına gerek yoktur. Bu fantazi, fantazilere açıktır. İkinci sistem gerçeklik sistemidir. Bu serbestlik sistemi Anglo-Amerikan hukuk sisteminde uygulanıyor.
Gerçeklik sistemi de Fransız hukuk sisteminde genelde karşımıza çıkıyor. Gerçeklik sisteminde de seçilen ticaret unvanı gerçek durumu yansıtmalıdır. Yani o an bir gerçek kişiyse gerçek kişinin olduğunu bize göstermeli. Eğer bir tüzel kişiyse bir tüzel kişiyi göstermeli. Burada fantazi isimlere yer verilmemiştir. Bir de üçüncü bir sistem daha vardır. Hukukta biliyorsunuz eğer iki tane görüş varsa mutlaka üçüncü bir görüş vardır. Karma görüş adını verdiğimiz. Karma sistemde karşımıza çıkabilmektedir. Gerek eski Türk Ticaret Kanunu gerekse yeni Türk Ticaret Kanunu karma sistemi benimsemiştir. Karma sistemde ticaret unvanı başlangıçta gerçeği gösterirken zaman içinde bundan farklılaşabilir. Unvanla kişi arasında, tacir arasında farklılıklar oluşabilir. Buna bir yasaklama getirilmemiştir. İşte biz buna karma sistem adını veriyoruz ve buradaki arkadaşlar karma sistemde eski ticaret kanunda ve yeni ticaret kanunda kullanılmıştır. Başlangıçta Türk Ticaret Kanunu'nda karma sistem kullanılmış. Bakın şunları hemen size tıkır tıkır söyleyebiliriz. Başlangıçta gerçeği yansıtan ünvan zaman içinde bu özelliğini kaybetse bile kullanılabilir. Bir mesela örnek adın değişmesi halinde ünvan aynen kalabilir. Meşhur bir fıkra var ya arkadaşlar hani adamın adı ve soyadı işte Ali Tren Karlı Dağlar'dan geçerken 9 düdük çaldı diye. Neyse mahkemeye müracaat ediyor. Diyor ki ben bunu kısaltmak istiyorum. Hani hakim de diyor ki tren karlı dağlardan geçerken 8 düdük çaldıya indirdim diyor. Şimdi dolayısıyla bu şekilde acaba kısaltma işte ad ve soyad değiştiği zaman unvan aynen kalabilmektedir. Bir başkası kolektif ve komandit ortaklıkta yeni bir ortağın şirkete girmesi halinde aynen kalabiliyor. Ya da bir ortağın çıkması halinde de yine onların yazılı onayıyla aslında unvan aynen kalabiliyor, muhafaza edilebiliyor. Ortağın ya da tacirin ölümü halinde de ünvan miras bırakanların yazılı onayıyla yine aynen kalabiliyor arkadaşlar. Yine tacir vefat etti, miras bırakanların da biz aynı şekilde ünvana devam ettirebilmelerinin mümkün olduğunu söylüyoruz. Burada evlilik ile soyadının değişmesine, mesela kızların soyadlarının evlilikle değişmesi halinde burada ne olacaktır? Yine isim, daha doğrusu ticaret ünvanı aynen kalabilecektir. Ünvan işletmeden ayrı devredilemez. Yani tek başına ünvanı devredemez. Ama ticari işletmenin devri, ünvanın da devri gerekir ama bunun aksini kararlaştırır. Yani ünvan bende kalsın, abi üç dükkanı siz alın diyebilirsiniz. Bakın bu gibi hallerde de işletmeyle beraber devredildiği zaman bakın gerçek kişinin ticaret ünvanı kısaltılmadan yazılan adı ve soyadı tekinmemiş. İşletmemi devrettim, onu da devrettim. Bu durumda bakın tekinmemiş. Belki de adı Ahmet Çelik olan bir adam da ne olacaktır? İşletme, ticari işletme olarak devam edecektir. Ama ünvan tekinmemiş olarak devam edebilir. Bakın adamın adı Ahmet Çelik. Oysa ticari işletmenin ünvanı tekinmemiş olarak kalabilir. Görüleceği üzere karma sistemi görüyorsun değil mi? Başlangıçta gerçeğe uygun olsun ama zaman içindeki değişikliklere bunlar ne yapmaktadır? Bir takım ibareler verilebilmektedir. Şimdi ünvanda yer alamayacak bir takım tabii ibareler var. Az sonra tekrar geleceğiz ama tek başlarına ticaret yapan gerçek kişilerin ticaret ünvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak ekler yapılamaz. Yani işte tekinmemiş ve şirketler toplu holding vesaire gibi tek başına ben bir tane dükkan açmışım orada yapıyorum. Tekinmemiş şirketler grubu böyle bir ticaret ünvanı alınamaz. Çünkü bu bir gerçek kişidir. Yine Türkiye Cumhuriyet Milli kelimeleri bir ticaret unvanı ancak Cumhurbaşkanı'nın kararıyla konulabilir. Onun dışında bunların konulabilme imkanı bulunmaz. Şimdi ticaret unvanını seçerken bir takım ilkelerimiz var. Öncelikle bu ilkeleri arkadaşlar sizlerle üzerinde konuşmak istiyorum. Şimdi bunlardan bir tanesi ticaret unvanının tanıtıcı olmaması, gerçek kişi tacirlerin ad ve soyadları tanıtıcı olması özür diliyorum. Tüzel kişi tacirlerin iştigal konuları. Yani bunlar ne olacak? Ticaret unvanı kişiyi tanıtacak taciri. Neden? Çünkü ticaret unvanı bir taciri diğer tacirden ayırt eden ad ve işaretlerdir de ondan. İkincisi tanıtıcı olacak bakın. Tekinmemişi tanıtacak. Ne diyeyim? Bir inşaat anonim inşaatla iştigal eden anonim şirket varsa inşaat ibaresinin iştigal konusunun ticaret unvanında yer alması gerekecek.
Turizmse turizm ibaresinin orada olması gerekecek. Yani tanıtıcı olacak bakın. İkincisi ayırt edici olacak. Yani herkese karıştırılabilir bir ticaret unvanını seçmek mümkün değil. Üçüncüsü yanıltıcı olmayacak. Bakın yanıltıcı da olmayacak. Dolayısıyla yanıltıcı olmaması da gerekiyor bir seçilen ticaret unvanının. Yani ben az önce söylediğim gibi hemen bakın bir slide öncesinde 46'nın ikinci fıkrasında söylediğim gibi yani gerçek kişinin tutup da bir şirketler grubu varmışçasına bir hava oluşturması mümkün değildir. Belirtelim ki aslında bu üç ilke eski ticaret kanunu, yeni ticaret kanunu da aynı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bir tane daha ilkemiz var. Yeni Türk Ticaret Kanunu arkadaşlar, unvanın ve işletme adının tekli ilkesi. Bunu da ileride geleceğim. Nedir peki bu? Eskiden gerçek kişilerin ticaret unvanları sadece ve sadece sicil bölgesinde korunabiliyordu. Tüzel kişilerin unvanı eğer içinde bir gerçek kişinin adı ve soyadı bulunmuyorsa bütün Türkiye'de korunuyordu. Bakın gerçek kişi ticaret unvanlarıyla tüzel kişi ticaret unvanlarının korunması bakımından, alınması bakımından bir farklılık getirilmişti. Eski Türk Ticaret Kanunu gerçek kişi ticaret unvanlarıyla işletme adlarını sadece tescil edildikleri sicil bölgesinde koruyordu. Peki yeni kanun 6102 sayılı kanun arkadaşlar bunu açık bir şekilde değiştirmiştir. Çok net bir şekilde arkadaşlar artık bakın bütün Türkiye'de ticaret unvanını korumaktadır. Bunun gerekçesi bilişim ve iletişim sistemlerindeki değişimin, gelişimin fazlalaşması ve ticaretin yaygınlaşmasıdır. Artık bugün bir tuşa bastığınız zaman ya da bir web sayfası bir şey aradığınız zaman işte Yılmazlar İnşaat dediğimiz zaman web sayfaları Adana'daki de Erzurum'daki de çıkabilmektedir. İşte bu nedenle burada sistem artık ticaret unvanının ve işletme adının tekliği ilkesine döndürülmüştür. İşletme adlarında da aynı sistem ne yapılmıştır? Kabul edilmiştir. Eski kanundaki gerçek kişi, tüzel kişi, ticaret unvanı ayrımına son verilmiştir. Şimdi bir ticaret unvanı nasıl oluşacak arkadaşlar? Bir ticaret unvanı ek ve çekirdeklerden oluşur. Yukarıda sayılan ilkelere göre ekler alınabilir. Çekirdek şirketin türüne göre kanunda ne yapılmıştır? Belirtilmiştir. Şimdi ekler konusunu biraz açmak istiyorum. Çünkü ondan sonra çekirdekler ve bunlara ilişkin arkadaşlar bir takım örnekler vereceğim. Eklerde tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görünüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla bir önceki dersimizde ticaret sicilini incelerken orada da anlatmıştık. Hatırlayacak olursanız kamu düzenine aykırı hususlar da ticaret sicil müdürüydü, reddedebiliyordu. Bakın ticaret gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla her ticaret unvanı işletmenin özelliklerini belirten veya unvanda yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayali adlardan ibaret olan ekler alınabilir. Bu noktada arkadaşlar, şimdi çekirdek kısmını inceleyince tekrar ekler kısmına tekrar değinmek istiyorum unutmazsam. Burada şöyle bir ayrım yapabiliriz. Zorunlu ekler, ihtiyari ekler. Zorunlu eklerle kastettiğimiz şey nedir? Bazen mesela bir anonim şirket diyor ki çekirdeğinde inşaat anonim şirketi. Arkadaşlar inşaat anonim şirketinden Türkiye'de yüzlerce çıkabilir. Ama işte burada bakın zorunlu ek almak gerekmektedir. Yani ekin alınması zorunlu hale gelmektedir. İşte Yılmazlar diğer Gül İnşaat anonim şirketinden, işte ne bileyim Çelik İnşaat anonim şirketinden ayıran bir ektir. Bunlar arkadaşlar zorunlu eklerdir. Zorunlu olarak alınmalıdır. Bir de ihtiyari ekler vardır. Aslında alınmasına ihtiyaç yoktur ama ne bileyim Memiş ve Çelik İnşaat anonim şirketi. Mesela önce Çelik sonra Memiş. Ne bileyim bu şekilde birkaç tane ekin alınabilmesi mümkündür. Yeter ki bunlar kamu düzenine aykırı olmasın. Yanlış ve yanıltıcı olmasın. Şimdi ticaret unvanı konusunda bizim kanundaki sistematiğe bir bakalım. Gerçek kişi tacirlerin ticaret unvanı arkadaşlar kısaltılmadan yazılacak ad ve soyadlarından ibarettir. Mehmet Çelik. Mesela Mehmet Emin Ruhi diyelim. Bu şekildeki arkadaşlar bu isim M. Emin Ruhi şeklinde yazılamaz. Yani mutlaka iki isim olsa bile bu iki ismin de arkadaşlar aynı şekilde nüfus cüzdanında olduğu gibi arkadaşlar yazması gerekir. Kısaltılmadan yazılacak
ad ve soyad. Peki adi şirket, adi şirketin tüzel kişiliği yok. Bunu ikinci dönemki şirketler hukuku derslerimizde göreceğiz. Ortakların ismi ya da en azından birinin ismine ihtiyaç vardır. Bakın aşağıda örnek verdim. Mehmet Çelik ve Ahmet Yılmaz ortaklığı veya Mehmet Çelik ve ortakları. Mesela bu şekilde bir adi şirket unvanı ne yapılabilecektir? Alınabilecektir. Çünkü adi şirketin arkadaşlar unvanı bulunmamaktadır. Bu şekilde bir unvan olabilir. Donatma iştirakinin de tüzel kişiliği yok hatırlayacak olursanız. Biz orada ne diyorduk? Donatanlardan birinin ad ve soyadı veya gemi adı. Mehmet Çelik donatma iştiraki ya da Martı, geminin ismi arkadaşlar Martıysa Martı donatma iştiraki şeklinde bir ticaret unvanı alınabilecektir. Peki dernek ve vakıflarda? Dernek ve vakıfları kendi içinde ikiye ayırarak incelemiştik hatırlayacak olursanız. Tacir vasfında neden? Çünkü ticari işletme işleten dernek ve vakıfların tacir sayılacağını söylemiştik. Bu gibi durumlarda bu vakıf ve derneklerin kendi isimleri aynı zamanda ticaret unvanlarıdır. Emirdağlılar Derneği mesela bir çay ocağı işletiyor, bir kahve işletiyor vesaire. O zaman Emirdağlılar Derneği ibaresi esas itibariyle nedir? Bir ticaret unvanları. Derneğin adı aynı zamanda ticaret unvanıdır. İkincisi Çankırılar Vakfı. Eğer bir ticari işletme işletiyorsa ve kamuya yararlı vakıf değilse, hani gelirinin %50'den fazlasını kamu yararına harcamıyorsa, bu gibi durumlarda Çankırılar Vakfı da tacir sayılır ve ticari işletme ticaret unvanı vakfın kendi adıdır, Çankırılar Vakfı gibi. Kamuya yararlı dernek ve vakıflara gelince bakın burada iş değişiyor. Burada dernek ve vakıfların kendisi tacir olmuyordu. Oysa tacirleri hatırlayacak olursanız dernekleri değil bakın ticaret unvanı taciri bir diğer tacirden ayırt etmeye yarayan ad ve işaretti. O halde bakın Kızılay'ın kamuya yararlı bir dernek olan Kızılay'ın işletmiş olduğu Afyonkarahisar Maden Suyu İşletmesi kendi adı. Bakın bu ticaret unvanı budur. Afyonkarahisar Maden Suyu İşletmesi. Kızılay Derneği'ne ait olduğu için yazdım arkadaşlar. Lütfen onu karıştırmayın. Yine Türk Edebiyatı Yayın Evi, mesela Türk Edebiyatı Vakfı arkadaşlar gelirlerin yarısından fazlasını işte kamuya şey yaptığı için yayın evleri de Türk Edebiyatı Yayın Evi bakın bir tüzel kişiliği yok, bir gerçek kişi değil ama buna rağmen Türk Edebiyatı Yayın Evi unvanını kullanacaklardır. Devlet ve belediyelerin de hiçbir zaman tacir, ticari işletme işletseler bile kendilerinin tacir olamayacaklarını, işlettikleri tüzel kişiliğe haiz olmayan bu tür oluşumların tacir olabileceğini, tacir olacağını söylemiştik hatırlayacak olursanız. Ankara Belediyesi ekmek fırını hatırlayacak olursanız bunlara birer örnek olarak vermiştik. Peki ticaret şirketlerinde, arkadaşlar ticaret şirketlerinde çekirdek ve ekler vesaire diye gelecek. Ama özellikle sermaye şirketlerinde, kolektif şirketlerde ortaklardan birinin adı ve şirketin türü yazılır arkadaşlar. Mehmet Çelik ve ortakları kolektif şirketi. Ha iki tane ortağın adı da yazılabilir mi? Elbette ki Mehmet Çelik ve Ahmet Yılmaz kolektif şirketi şeklinde bir kolektif şirkette olabilir. Komandit şirkette ise komandite şirketleri hukuku dersimizde göreceğiz. Burada sınırlı ve sınırsız sorumlu iki tane ortak tipi var. Komanditer adını verdim. Sonunda bir reyli olan sınırlı sorumlu ortağın ismi ticaret unvanında bulunmaz. Ama bulunursa unvan geçersiz mi olur? Hayır. Bu ortak üçüncü kişilere karşı sınırsız sorumlu ortak gibi sorumlu olacaktır. İşte burada komandite sınırsız sorumlu ortaklardan birinin adı ve şirketin türü yazılı. Burada da isimler kısaltılmaz. Mehmet Çelik ve ortakları komandit şirketi gibi. Anonim şirkette arkadaşlar şirketin iştigal alanı ve şirket türü yazar. Mecburen burada ek gelir. Bakın burada mecburen bir ek getirilmektedir zorunlu olarak. Bakın turizm ve ticaret kural olarak çekirdek kısmı elmastan sonraki kısmıdır. Turizm ve ticaret anonim şirketi. Arkadaşlar Türkiye'de yüzlerce, binlerce turizm ve ticaret anonim şirketi vardır. Bunu ben diğerinden ayırt etmek için ne yapacağım? Başına işte zorunlu olarak ek alacağım. Elmas Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi. Limited şirketler de aynıdır. Şirketin iştigal konusu ayrıca şirketin türü, nevi. Yani inşaat, ticaret, turizm, limited şirketi. Ama burada da arkadaşlar binlerce belki aynı türden limited şirket var. O zaman başına bir tane zorunlu olarak Yılmazlar ibaresini bakın alacağız. Kooperatiflere gelince
kooperatifin iştigal alanı ve şirket türü ile ek getirilecektir mecburen Gül Yapı Kooperatifinde olduğu gibi. Bakın bunlar bu şekilde ne olacaktır arkadaşlar? Karşımıza ekleriyle, çekirdekle, ekle beraber bir ticaret unvanı karşımıza gelecek. Şimdi sistemin değiştiğini söylemiştik. Aynı ismi taşıyan kişilerin ticaret unvanları nasıl olacak? Hani çözüm ilgili eklerin yapılmasıyla mümkündür. Benim tanıdığım arkadaşlar Mustafa Yılmaz, birden fazla bizim kanalımıza ders anlatan idare hukukçusu Mustafa Yılmaz Hoca var. Ama benim Ankara Hukuk Fakültesi'nde arkadaşlar Trabzonlu bir Mustafa Yılmaz'dı tanıyorum. Yine bir ara bakanlık yapmış arkadaşlar bir Mustafa Yılmaz daha vardı. Yani Mustafa Yılmaz'dan bizim ülkemizde çok. Bir tanesi arkadaşlar ne yaptı? Gitti hemen tescil ettirdi. Geri kalanlar ne yapacak? Geri kalanların arkadaşlar çözüm, geri kalanlar için çözüm, bunlara eklerin yapılması. Yani hani nasıl söyleyeyim, espri olarak söylüyorum. En hakiki Mustafa Yılmaz, ondan sonra gerçek Mustafa Yılmaz gibi bir takım eklerin yapılması. Elbette ki en hakiki değil ama hani Eskişehirli vesaire ne bileyim bir takım ekin yapılmasıyla burada çözüm bulabilecektir. Demirci, kuyumcu ekleri mesela gelebilecektir. Demirci Mustafa Yılmaz, işte bileyim tersi Mustafa Yılmaz vesaire gibi bu gibi ibareler arkadaşlar karşımıza gelebilecektir. Yine işletme adları da arkadaşlar, esnaflar da kullanabiliyor. İşletme adlarını şimdi en son hükmü aldım. Ama işletme adlarında da çok sayıda problem, işletme adında da teklik ilkesi kabul edilmiş. Gerçekten arkadaşlar ben, hani işletme adı dükkanı gösteriyordu. İşletme adı seçildiği zaman bunda ticaret sitesine tescil ve ilan edilmesi gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Yani beni dinleyen birçok arkadaşımız vardı. Bulunduğu şehir, okuduğu memlekette şifa eczanesiyle karşılaşmayan arkadaşımız var mı? Kanaat restoranla ya da lezzet lokantasıyla karşılaşmayan arkadaşımız var mı? İşte bunlarda arkadaşlar karşımıza neler çıkabilecektir? İşletme adlarının vesairelerin bir takım nasıl söyleyelim benzerlikleri çıkabilecektir. Burada ticaret unvanını seçme ve kullanmaya ilişkin arkadaşlar aslında neyi söylemiştik hatırlayacak olursanız ilkelerimiz vardı. Şimdi ilke nedir? Ticaret unvanını ben koruyacağım. Şimdi burada şurada bakalım arkadaşlar şu şeylerde var mı? İltibas meselesi örneklere geldik. Bir hususu daha anlatacağım. Şimdi burada arkadaşlar hemen belirtelim ki ticaret unvanını seçmek ve kullanmak zorunluluğunun olduğunu söylemiştik. Ama bazen arkadaşlar demin söylediğimiz gibi bazı zamanlarda aslında sonradan meydana gelen değişiklikler ne yapmazdı? Ticaret unvanının kullanımını etkilemez. Mesela adın değişmesi halinde ad değişir ama ticaret unvanı aynı kalabilirdi. Yeni ortak arkadaşlar girer ya da ortağın şirketten ayrılması halinde ünvan aynen kalabilirdi. Ortağın yazılı muvaffakatıyla ünvanı devam ettirebilirdik. Ortağın ya da tacirin ölüm halinde mirasçıların muvaffakatıyla yine ünvanı devam ettirebilirdik. Ticari işletmenin devrinde de ünvan ne yapabiliyordu arkadaşlar? Aynen muhafaza edilebiliyordu. Şimdi ticaret ünvanını korumaya gelelim. Bakın arkadaşlar 50. madde çok net bir hüküm koyuyor. Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret ünvanını kullanma hakkı sadece sahibine aittir. Ünvanın tekli ilkesi arkadaşlar. Bakın bir tekel hakkı. Şimdi bakın arkadaşlar hemen şunu söyleyelim ki tescil bildiricidir. Yani adam ticarete başlamıştır. Tekilmemiş ticaret ünvanını almıştır. Ama arkadaşlar tescili daha sonra yaptırmıştır. Peki bu arada tekilmemiş ticaret ünvanını kullanıyor. Sağa sola yazışmalar yapıyor vesaireler yapıyor. Bu arada arkadaşlar bakın dikkat edin. Buradaki arkadaşlar çok ilginç bir düzenleme var. Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı sadece sahibine aittir. Tekel hakkını verirken arkadaşlar, tekel hakkını verirken, bakın diyor ki usulen tescil ve ilan edilmiş. 50. madde ve sonraki maddelerdeki ticaret unvanına getirilen koruma, usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanı için geçerlidir. Peki bir sorum. Acaba burada ben ticaretçisine gittim, tescil ettirmedim. Aslında ticari işletmem var. Tekilmemiş ticaret unvanını da kullanıyorum. Sonra birisi kullanmaya başladı. Ben ne yapacağım? Arkadaşlar benim yine hakkımı, hukukumu kanun koruyor. Ama bu sefer haksız rekabet hükümlerine göre koruyor arkadaşlar. Haksız rekabet hükümlerine göre koruyor. Bakın
Demek ki tescilli ticaret unvanı Türk Ticaret Kanunu 50 ve devamındaki hükümlere göre korunuyor. Tescilsiz ticaret unvanları da haksız rekabet hükümlerine göre korunuyor. Bakın 50. madde bunu çok net bir şekilde söylüyor. Bu arkadaşlar Sınai Mülkiyet Kanunu'nda marka hukukunu anlatırken orada da söyleyeceğiz arkadaşlar. 5. ve 6. maddelerde tecessüm eden ilkenin ticaret unvanlarında yansımış biçimidir. Bütün mahkemeler, memurlar, ticaret ve sınai odaları, noterler, Türk Patent Enstitüsü görevlerini yaparken bir ticaret unvanı tescil edilmediğini, kanun hükümlerine aykırı olarak tescil edildiğini veya kullanıldığını öğrenirlerse durumu yetkili ticaret sicil müdürüne ve Cumhuriyet Savcılığına bildirmek zorundadırlar. Bakın 51. madde açıkça diyor ki kullanma yükümlülüğünü ben getirdim diyor. Şimdi peki ben tekinmemiş ticaret unvanı tescil ve ilan ettirdim. Daha sonra adamı bir tanesi de tekinmemiş ticaret unvanını ya tescilli ya da tescilsiz olarak kullanıyor. Peki ben ne yapabilirim? İşte bakın usulen tescil ve ilan ettirilmiş unvanını tescil ve ilan ettirmiş kimse 52. maddeden yararlanabilir. Ne diyor bakın? Ticaret unvanının ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması halinde hak sahibi bunun tespitini, yasaklanmasını, haksız kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini, tecavüzün sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını ve zarar varsa kusurun ağırına göre maddi ve manevi tazminat isteyebilir. Maddi tazminat olarak mahkeme tecavüz sonunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin karşılığına da hükmedebilir. Mahkeme davayı kazanan tarafın istem üzerine giderleri aleyhine hüküm verilen kimseye ait olmak üzere kararı gazeteyle yayınlanmasına da karar verebilir. Şimdi bakın arkadaşlar, burada karşımıza şunlar geliyor. Demek ki ben tescilli bir ticaret unvanına sahip olarak benden sonraki adamın tekinmemiş ticaret unvanını kullanmasına engel olabilirim. Bu bir. İkincisi, unvanı arkadaşlar dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde kullanan kimseye de engel olabilirim. Nasıl? Eskişehirli tekinmemiş. Eskişehir'de. Hatta benim arkadaşım arkadaşlar bana göndermişti. Antalya'dan Mesut Özler'in, avukat Mesut Özler'in bana göndermişti. Orada tekinmemiş isimli birine halize gitmiş. Sonra da bana gönderdi. Dedi ki ya Tekin hocam dedi ya şu borcunu ödeseden diye. Demek ki bir tane isimde tekinmemiş diye ben çok yoktur diyordum. Ya da hiç yoktur diyordum ama tekinmemiş diye bir adam orada bir yerde var. Antalya'da var. Şimdi İşte ben tekinmemiş Antalya'daki adam ticarete başladı. Ne yaptı? Antalyalı tekinmemiş dedi. Ama ben ticaret unvanı bayağı yaygınlaşıyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Antalyalı minnacık yazıyor. Karınca duası gibi tekinmemiş kocaman yazıyor. Bakın iltibasa mahal veriyor. Karıştırılmaya mahal veriyor. İşte bakın dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde bu ticaret unvanı kullanırsa ben yine 52'den yararlanabilirim. Bu durumda arkadaşlar ticaret unvanı tescil edilmişse bunun silinmesini ya da uygun bir şekilde getirilmesini, değiştirilmesini, maddi durumun ortadan kaldırılmasını, kusur varsa maddi ve manevi tazminat davasında isteyebilirim. Ayrıca bunun arkadaşlar gazetelerde yayınlanmasında talep edebilirim. Böylece bakın unvanımı koruyorum. İki unvan da tescilli. Acaba hangisi de öncelik verilecek? Arkadaşlar bizim mahkeme kararlarımız buradan netleşmiş. Önce tescil edilen ticaret unvanı korunur. Ama bir kimse arkadaşlar ticaret unvanı, mesela ben az önce bir örnek verdim. Ne yaptım? 2 ay sonra ticari işletmemi tescil ettim. O arada da ciddi anlamda kullandım. İşte bu gibi durumlarda arkadaşlar ticaret unvanını önceden kullandığım için sonraki ticaret unvanını da terkin ettirebilme imkanına sahibim. Gerçek hak sahipliği adını veriyoruz markadaki gibi. Markadaki arkadaşlar eski marka mevzuatında da arkadaşlar benzer bir durum. Hani 52. maddeye benzer bir durum arkadaşlar var. Şimdi 52. madde hükmüne baktığımız zaman tescilli bir ticaret unvanının silinmesinden ve ayrıca maddi manevi tazminat talebinden talep isteyebiliyordu. Arkadaşlar Yargıtay bugüne kadar ticaret unvanından markalar ya da tasarımlarda tescil, yani yolsuz, haksız bile olsa bir tescil terkin edilmediği sürece, silinmediği sürece kullanımın haksız rekabet kabul edilemeyeceğini, dolayısıyla da tazminata hükmedilemeyeceğini ısrarla vurguluyordu. Benim kanaatime göre artık burada 52. madde karşısına Yargıtay'ın bu görüşlerini, kararlarını ne yapması lazım? Değiştirmesi gerekiyor. Bakın arkadaşlar, örnek
Davalı ticaret ünvanı, davacının ticaret ünvanından çok sonra aynı ticaret sicilinde 16.693 tarihinde tescil edilmiş bulunmaktadır. Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret ünvanını kullanmak münhasıra sahibine aittir. Bakın 50'ye atıp yapıyor. Davalı sicilin yarattığı itimada dayanarak ticaret ünvanını kullanmış bulunmasına göre bu ünvanının terkin edilmesi anına kadar davalıya haksız kullanmaya dayalı tazminat talepleri ileri sürülemeyecektir. Oysa 52. madde bakın çok net bir şekilde ne diyor? Terkini talep edebileceğim gibi kusur varsa bakın bu adam benim ünvanımı tekinmemiş, burada tescil edildiğini bile isteye görerek arkadaşlar aynı ünvanı tescil ettirmişse ben buna karşı da tazminat davası açabileceğimi söylüyorum. Tam tekst ibaresiyle ilgili 4 fikri sinai haklar mahkemesi tazminat kabul ediyor. Yargıtay yine aynı nedenle karar veriyor. 4. fikri sinai haklar mahkemesi diyor ki tazminata da hükmettim. Ama Yargıtay diyor ki bozuyor. Hayır diyor. Tescilli bir ticaret ünvanını kullanan kimse haksız rekabet işlemez diyor. Yani tescil terkin edilesiye kadar ondan tazminat isteyemezsin diyor. Bakın arkadaşlar 52. madde karşısında bunların artık bu kararların değiştirilmesi gerekir. Artık terkin talebiyle birlikte dürüstlüğe aykırı kullanımda mutlaka tazminata da hükmedilmelidir. Özellikle kusur varsa yeni dönemde Yargıtay'ın bu yönde kararlarının değişmesini bekliyoruz. Şimdi iltibas nedir? Ticaret ünvanının ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması halinde ibaresini kullanıyor 52. maddede. Eski Türk Ticaret Kanunu'nda kanuna aykırı olarak bir başkası tarafından kullanımdan bahsediliyordu. Aslında burada bu iki madde hükmünün de daha farklı yorumlanması gerekir. Buradaki arkadaşlar aslında ihlal haline getirilen müeyyideler düşünüldüğünde madde metniyle uyumlu bir değişiklik olunmuş. Dürüstlüğe aykırı kullanım bir başkasının ticaret unvanını aynen ya da iltibasa mahal verecek biçimde kullanmak olarak yorumlanmalıdır. Az önce söyledim, tekinmemiş adam ne yaptı? Alanyalı Antalya'da tekinmemiş demişti. Antalya'yı minnacık yazdı. İşte burada arkadaşlar bakın açık seçik bir şekilde ne yapıyor? Bu adam dürüstlüğe aykırı kullanıyor. Mehmet tekinmemiş diyelim. Kısaltılmadan yazılacak. M'yi küçücük kısaltıyor ve M nokta tekinmemiştir. Tekinmemişi öne çıkarıyor. İşte burada hepsinde iltibasın hedeflendiği, karıştırılmaya mahal vermek için böyle kullandığını söyleyebiliriz. Ticari dürüstlüğe aykırı her olayda ayrıca değerlendirme konusu yapılmalıdır. Burada sorulması gereken soru şu. Ticari dürüstlüğe uygun ancak kanuna aykırı bir ticaret ünvanı seçildiğinde durum ne olacaktır sorusu. Mesela soyadı Yılmaz olan bir kimsenin Yılmaz İnşaat Anonim Şirket ibaresini sonradan tescil ettirdiğinde daha önce tescilli bulunan Yılmaz İnşaat ve Turizm Anonim Şirketi'nin ticaret ünvanı terkini isteyebilecek midir? Elbette ki hani burada isteyemeyeceğini belki söylemek gerekir. Ancak yeni Türk Ticaret Kanunu'nda bunun ticari dürüstlüğe aykırı görülmediği hallerde terkini istenemez sonucuna ulaşılabilecektir. Ama benim kanaatim arkadaşlar, bakın önce tescil ettiyse sonraki tescil edilen ticaret ünvanlarının terkinini hep isteyebiliyordu. Bence benim kanaatim artık bakın burada sonraki tescil, önceki tescil ayrımını yeni Türk Ticaret Kanunu kaldırdığı için her seferinde bütün bileşenleri ele alıp değerlendirmek, ondan sonra yine önceki tescil sahibi terkin ya da ilave ek isteyebileceği kanaatine sonucuna ulaşmak gerekiyor. Sistemi ve şeyi değiştirmemek gerekiyor. Peki iltibas nasıl değiştirecek arkadaşlar? İltibas ticaret unvanını fonksiyonundan yola çıkarak değerlendirmemiz lazım. Taciri tacirden ayırır. Yeni Türk Ticaret Kanunu 39. maddenin ikinci fıkrasına baktığımız zaman ticaret unvanı niye kullanıyor? Sadece bir seçip kullanmak için değil. Bütün yazışmalarını ticaret unvanı altında yapıyor. İşletmenin görünebilir yerine arkadaşlar ticaret unvanını koyuyor. Ha şeyi söylemeyi unutmuşum. Zorunlu ek arkadaşlar şubeler merkezin ticaret unvanını kullanır ama zorunlu bir ek de onlar yapardı. Şube olduğunu belirtmek suretiyle. Hatırlayacak olursanız İş Bankası Eminönü Şubesi örneğini derslerimize vermiştik. İşte 39. maddenin ikinci fıkrasına bakarsak bütün faturalarda, yazışmalarda, vesairelerde ticaret unvanını kullanmak zorundadır. Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine bakın madde burada okunaklı bir şekilde yazılacak. Ondan sonra tacirin işletmesiyle ilgili kullandığı her türlü bilgi, belge, dokümanda bulunacak. İnternet sitesinde de bunlar bulunacak. İşte böyle olunca arkadaşlar aslında kullanım biraz daha yaygın olacak.
Tabii her ne kadar kanun böyle söylese de uygulamanın farklı olduğunu söylemek zor olmasa gerekir. Mesela eski ticaret kanunu unvanı tam ve eksiksiz yazılması da hiç uygulanmamıştır denilebilir. Mesela Akgün İnşaat İthalat Anonim Şirketi olan bir ticaret unvanı sadece Akgün Anonim Şirketi şeklinde yazılabiliyor arkadaşlar. Yani çok uzun mesela ticaret, mesela Bitlis'te arkadaşlar bir ticaret unvanı görmüştüm. Neydi? Yılmazlar, yani Yılmazları ben katıyorum. Yılmazlar İnşaat, İthalat, İhracat, Kuruyemiş, Gıda, ondan sonra Cenaze Levazımatları Limited Şirketi'ydi arkadaşlar. Niye bu kadar? Limited şirketi niye bu kadar uzun yazmış? Diyor ki ne olursa yaparım abi diyor. Arkadaşlar yapabiliyor. Dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 39 Taksim 2'deki ayırt edicilik, 39 Taksim 2'de bulunan hükmün, yani evraklarda, hani ben iltibasa iki ticaret unvanı karışıklığa mahal veriyor, iltibasa mahal veriyor diyeceğim ya, işte unvanlarını arkadaşlar, kullanım biçimlerine, evraklar üzerindeki kullanımlar vesaireye bakarak karar vermeliyim. 39'u arkadaşlar kanun koyucu boşuna oraya arkadaşlar laf olsun, spor olsun diye getirmediğine göre 39'daki ikilerdeki o bütün kullanıma bakarak ne yapmam lazım? Karar vermem lazım. İltibasta bütüne bakılmalıdır. İştigale arkadaşlar alanı önemlidir. Yani sadece ekler değil, çekirdek kısmı da değerlendirilmelidir. Kanun koyucunun şirketler için getirdiği iştigal alanı boşuna getirilmiş hükümler değildir. Eğer bunun aksini kabul edersek arkadaşlar, ülkenin bir yarısının diğer bir yarısına ticaret unvanı dolayısıyla dava açtığını görürüz. Hepsini mahkemelik ederiz. Örneğin ben mesela bir tarama yapmıştım. Akgün ibaresi ticaret unvanında kullanılan sadece İstanbul Ticaret Odası sayfasına kayıtlı 260 adet unvan var. Bunlar birbirine bir girerse zaten bizim yargı sistemi zaten kötü. Zaten işler yetişmiyor. Felç olur gider arkadaşlar. Sadece ticaret unvanından. O nedenle unvanda asıl olan çekirdek ve ek bir bütün olarak bakmak lazım. Gerçekten birisi Yılmazlar İnşaat Anonim Şirketi, öbürünü ki Yılmazlar Turizm Anonim Şirketi ya da Yılmazlar Turizm İnşaat Anonim Şirketi ise bu iki unvanın birbirinden ayrılabildiği sonucuna ulaşmamız lazım. Aksi takdirde arkadaşlar biz bu işin içinden çıkamayız. Onu söylemek istiyorum. Ticaret unvanları iştigal konusuna göre daha kısa olmalıdır. O halde kanaatimce burada sadece ticaret unvanı nazara alınması her somut olayda kafi gelmeyebilir. Bazı hallerde şirketin sözleşmesine yazılan fiili iştigal konularına da bakmak gerekir. Neden? Yani gerçekten adam arkadaşlar sadece inşaat demiş ama sözleşmesinde ve fiili olarak iştigal ettiği alana baktığımız zaman gerçekten de bu adam bununla iştigal ediyorsa burada arkadaşlar artık buna bakmak lazım. Fiili iştigal alanına bakmamız lazım. Bir örnek karar. Davacı vekil müvekkilinin 1969 yılından beri VIP unvanını kullanarak yurt içi ve yurt dışında haklı bir şöhrete ulaştığını, ticari faaliyetinin Türkiye çapında yaygın olduğunu, müvekkilinin tanınmışlığından istifade etmek isteyen davalının VIP kelimesini unvanında kullanmak suretiyle haksız rekabette bulunduğunu ileri sürerek unvan haklarına tecavüz ve haksız rekabetin önlenmesine, VIP sözcüğünün davalı unvanına silinmesine, ilana davalının kullandığı her türlü belgedeki VIP kelimesinin silinmesine veya imhasına 5 milyar TL manevi tazminat tahsiline karar verilmesini taleple dava etmiş. İlk derece mahkemesi davayı reddetmiş. Ancak sonra gerekçelere bakıyoruz. Ancak her iki şirketin faaliyet alanlarının aynı olup olmadığını değerlendirilmesine sadece fiilen yapılan işlerin değil, her iki şirketin ana sözleşme hükümlerinin göz önünde bulundurulması ve şayet faaliyet alanlarında kısmen dahi aynıyet veya benzerlik bulunması halinde bu hususun iltibası neden olacağının kabulü gerekir. Mahkemece her ne kadar her iki şirketin faaliyet sahalarının farklı olduğundan bahisle davanın reddine karar verilmiş ise de dosya içeriğinde davacı şirkete ait ana sözleşme suretiyle davalı şirketle ilgili İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu yazılarından gayrimenkuller satın alınması, turizm ve otel işletmeciliği konuların her iki şirketin de faaliyet alanında bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla bu tespitlere itiraz geldiğinde davacı şirket ana sözleşmesi dosya içerisinde celp edilerek incelenmek ve belirtilen hususlar varitse davanın kabulüne karar verilmek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi bozma sebebi sayılmıştır. Şimdi burada benim kanaatime göre arkadaşlar dikkate alınması gereken husus şirket esas sözleşmesi değildir. Şirketin fiilen iştigal ettiği alandır. Çünkü arkadaşlar eski Türk Ticaret Kanunu ultra vires 137. madde dolayısıyla eskiden şirketlerin esas sözleşmesine çok geniş konular yazılırdı. O nedenle ne var ne yoksa yazarlardı.
Belki bunu yapmasak bunu yapar derlerdi. O yüzden arkadaşlar gerçekten fiilen iştigal etti. Ya da yakın zamanda hazırlık yaptığı iştigal konularına dikkat etmek gerekir. İltibasla dikkat edilmesi gereken özellikle mesela işletme adları da arkadaşlar birbirlerine hep benziyor. Ama teknik ilkesini işletme adlarında teknik ilkesini kanun koyucu kabul etmiş. Esnaflar da kullanabiliyor. Arkadaşlar benim kanaatim Alman Federal Mahkemesi'nin yaygın kullanılan soyadları Müller, Mayer, Schmidt, cins ve mesleği tasvir eden işaretler, informatik, video kiralama, inşaat malzemeleri, mesela coğrafi işaret, Schwarzwald, mesela siyah kara orman, daha baştan ayırt edici olmadığını, bunların ünvanda kullanılması halinde de tekel hakkı vermeyeceğine söylüyor. Arkadaşlar şifa eczanesi, Allah aşkına her ilçede var. Bunların artık jenerik birer isim olduğunu, bunların kimseye bir tekel hakkı sağlamayacağını belirtmemiz lazım. Ondan sonra kanaat lokantası, lezzet lokantası vesaire gibi ibareleri biz de aynı ilkeden yola çıkarak ne yapabilir söyleyebiliriz. Burada da söyledim. Şifa eczanesi gibi işletme adlarının her yerde bulunabileceğini kabul etmemiz gerekir. Bunlar yavaştan arkadaşlar bunlara zayıf marka çözümlemelerini belki örnek olarak sunabiliriz. Yavaştan bunların ayırt edicilik vasfı araştırmalıdır. Sicil memuru hatırlayacak olursanız ünvanda ve işletme adında ayırt edici olması gerekir diyordum. Arkadaş şifa eczanesi. Arkadaş şifa seçme ya. Başka bir şeyse yasemin seç, orkide seç, ne bileyim çalı dikeni seç ama bunu seçme demesi gerekir. Açılacak davalarda bu şekildeki ünvanlara az çok bir ilave varsa tamam biri şifa etmiş öbürü de hakiki şifa demiş arkadaşlar bunun da tescil edilmesi lazım. Ya da gül şifa eczanesi demişse arkadaşlar bu işletme adının tescil edilebilmesi gerekir. 52. maddede öngörülen malların imhası üzerinde de durulması gerekir. Malların imha edilebileceğini söylüyor. Tabii ticaret ünvanı markadan farklı olarak mal ya da hizmetleri değil, bir taciri diğer tacirlerden ayırt etmeye yarayacaktır. Bu halde imha edilecek malların hangi mallar olduğu sorgusu karşımıza çıkabilecektir. Şimdi arkadaşlar, tacir bu ticaret ünvanı işletmenin görünür bir yerine asıyordu. Faturalarda vesairelerde görüyordu. Gerçekten buralarda iltibası mahal bir şey varsa o ad çıkarılır, faturalar kesilebilir. Ama tacir ürününde başka bir marka kullanıyor, paketin altına ya da çuvalın alt kısmına ticaret ünvanı kullandıysa tutup da arkadaşlar bu onların un çuvallarının altındaki bunları imha edecek diye bunlar imha edilmez. Tacir ürününde ticaret ünvanı markasal bir şekilde kullanmıştır ve bu durum ticari dürüstlüğe aykırı kabul edilmelidir. Bu durumda arkadaşlar elbette ki bunların imhası talep edilebilecektir. Tazminat haklarında 52. maddede arkadaşlar değişiklik var. Şimdi maddi tazminat olarak mahkeme tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin karşılığına da hükmedebilir diyor. Şimdi ben tamam bunu yapacağım. Mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin karşılığına da hükmedebilir diyor. Peki bu ne olacak arkadaşlar? Aslında haksız rekabettekinin aynısı. Şimdi arkadaşlar benim elde edeceğim bir uğradığım zarar var. Ama ben diyorum ki hayır o değil. Mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaati. O daha fazla olabilir. Dikkat bu zenginleşme yasağının arkadaşlar tipik bir istisnasıdır. Haksız rekabette de karşımıza aynı şekilde çıkacaktır. Dolayısıyla 56. maddeye baktığımız zaman aynı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Türk hukukundaki zenginleşme yasağının bir istisnası olarak 52. madde karşımıza gelir. Şimdi arkadaşlar bazen ticaret ünvanları uzun süre kullanılır ondan sonra da dava açılır. Bu konuda arkadaşlar uzun süre sessiz kalmak suretiyle hak kaybı söz konusu olabilir ünvanlarda da. Hakkı kullanan kimse o hakkı iyi niyetle kullanmalıdır. Mesela ben aslında bir ticaret ünvanı var. Yılmazlar İnşaat. Ben de Çankırı'da Yılmazlar İnşaat Anonim Şirket diye kurmuşum. Hasbelkader geçmiş. Uzun bir süre arkadaşlar ben bunu iyi niyetle kullanıyorum. Yani gidip de İstanbul'daki büyük şirketin ünvanına tecavüz etmek için değil. Uzunca sayılabilecek bir süre geçmiş olması gerekir. Bu arkadaşlar bizim Sınai Mülkiyet Kanunu'nda 5 yıllık. Bu 5 yıllık süre burada da kıyasen uygulanabilir. Ama her somut olayda bu bazen daha kısa daha uzun olabilir. Uzunca bir süre arkadaşlar buradaki adam İstanbul'daki o büyük şirket aslında uzunca bir süre bilmesine rağmen benim kullandığım ünvanı sessiz kalmalıdır. Ondan sonra dava açılmasına bir menfaat bulunmamalıdır. Sessiz kalmaya dayalı bir hakkın kullanım için herhangi bir sürenin bulunmadığını söyleyebiliriz.
Ve daha sonra arkadaşlar bu davanın, bu unvanın benim elimden alınması da bana zarar vermelidir. İşte bu gibi hallerde arkadaşlar mahkemeler bizim içtihatlar yoluyla gelmiş, daha sonra Sınai Mülkiyet Kanunu'na hüküm olarak girmiş olan sessiz kalmak suretiyle hak kaybından bahsedilir. Ya şimdi konuş ya da ebediyen sus tekerlemesinin hukuktaki arkadaşlar bir karşılığı olarak burada size söylemek istiyorum. Uzun süre arkadaşlar markaya, ticaret unvanına, işletme adına ses çıkarmadıysanız hukuk diyor ki artık ses çıkarma kardeşim diyor. Ticaret unvanı terkin talep herhangi bir zaman aşımı süresine bağlanmamış ama her zaman bu talep ileri sürebilecek. Ancak tazminat talepleri için ayrıca bir zaman aşımı süresi belirtilmiyor kanunda. Bu durumda iki sorun cevaplanması gerekiyor. Haksız rekabetteki zaman aşımı süreleri mi uygulanacak? Yoksa haksız fiile ilişkin genel zaman aşımı süresi mi uygulanacak? Borçlar Kanunu 72. maddesinde tazminat sistemi zarar gören zararı ve tazminat yükümlülüğünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yılın ve herhalde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesiyle zaman aşımına uğrayabilir. Üçüncü bir soruyu daha ekleyebiliriz. Burada sürekli tecavüz devam ettiğine göre zaman aşımı yoktur da denilebilir mi? Kanaatim yani bu gibi hallerde ticaret unvanına ilişkin hükümlerde taciler arasında çıkacak ihtilaflar söz konusu olduğu için bunlar da 56. maddedeki yani haksız rekabetin özel bir görünümü olarak düşünüldüğünde zaman aşımına ilişkin 60. maddedeki Türk Ticaret Kanunu 60. maddesindeki haksız rekabete ilişkin zaman aşım süreleri uygulanabilir. Ama şu da pek kolay bir şekilde denilebilir. Kardeşim uzun bir süredir bu adam bunu kullanıyor ve kötü niyetle kullanıyor. Dolayısıyla kötü niyeti halinde kötü niyetin varlığı halinde zaman aşımı süresi işlemek her zaman dava açılabilir de denilebilir. İşletme adı arkadaşlar az önce söylediğim gibi bir dükkanı diğer dükkandan ayırt etmeye yarayan ad ve işarettir. İşletme sahibiyle ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan adların da sahipleri tarafından tescil ettirilmesi gerekir. Bakın bir işletme adı kullanıyorsa bunun tescil edilmesi gerekir. Arkadaşlar bir dükkan ismi kullanıyorsanız bunu mutlaka ticaret odasına, ticaret sitesine tescil ettirin. Bakın 38, 45, 47, 50, 51 ve 52. Tek maddeyle düzenlenmiştir işletme adı. İşletme adıyla arkadaşlar nasıl söyleyelim? İşletme adıyla ticaret unvanını şöyle bir karşılaştıralım arkadaşlar. Ticaret unvanını sadece tacirler kullanabilir. Fakat buna karşın işletme adını arkadaşlar esnaflar da kullanabilecektir. Tacirler bakımından ticaret unvanını kullanmak zorunludur ama buna karşın işletme adını kullanmak zorunlu değildir. Ama işletme adı eğer arkadaşlar kullanılıyorsa bunun da tescil edilmesi gerekir. Peki işletme adını arkadaşlar nasıl devredeceğiz sorusu da karşımıza gelir. İşletme adını arkadaşlar işletmeden ayrı olarak devretmek mümkündür. Ticaret unvanlıysa hatırlayacak olursanız tek başına devretmek mümkün değildi. İşletmeyle beraber devredebilirdiniz ya da işletmenizi devrederken ticaret unvanınızı kendinize saklı tutabilirdiniz. İşletme adını ise arkadaşlar işletmeden ayrı olarak devredebilirsiniz. İşletme adının korunması konusunda ise arkadaşlar ticaret unvanında söylediklerimin tamamı geçerlidir. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Saygılar sunuyorum.